İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 96. yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy'u anma programı yapıldı. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen programa Vali Necmettin Kılıç, bürokratlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Galip Şahin yaptığı açılış konuşmasında İstiklal Marşımız, Türk milletinin bağımsız bir devlet olarak var olma iradesinin milli mutabakat metnidir dedi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milletimizin kutup yıldızıdır. Yeni nesillerin onun millet sevgisinden, bağımsızlık inancından, bilgi ve birikiminden, mücadele azminden öğrenecekleri çok şey vardır. Vali Necmettin Kılıç da konuşmalarında gençlere mesaj vererek bize hediye edilen bu toprağın kıymetinin farkında olmamız lazım dedi. İstiklal Marşı bir günde yazılmadı. Bir süreçte yazıldı. Birkaç yıl aldı o marşın yazılması. Her kıtası değişik yıllarda yazıldı. Peki neydi? İstiklal Marşı'na bizi götüren neydi? Şöyle biraz hafızamızı yoklarsak önümüze gelen hakikat nedir? İnsanoğlunun yeniden yeşerdiği toprakların Anadolu olduğu kabul edilir. Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'nda karaya oturduğunu ve insanlığın buradan yeniden dünyaya yayıldığı söylenir. Arkeolojik araştırmalara göre de bu tez doğrulanır. Çünkü Anadolu coğrafyasındaki medeniyetlerin kökü milattan önce 4. binlere kadar gitmektedir. Yani bir 6000 yıl önceye kadar. Medeniyetlerin beşiği Anadolu'dur. Buna bakın. Yani büyük... Konuşmaların ardından öğrenciler 12 Mart oratoryosunu sahnelediler. Kaçırır olmuştu gözlerini. Korkma, sönme şafaklarda yüze dal sanca. Sönmeden yurdumun üstünde tüte en sonuca. O benim milletimin yıldızı.